Peki şimdi aslında burada ben başka bir şey de cımbızladım. Güldem Atabay efendim duyduğunuz üzere beti artırdı. Yani Ocak'ta değil, Şubat'ta değil, Mart'ta dedi ancak. Bak gittikçe vakit Belki o, uzaklaşıyor. belki. Belki o Evet, da, ya o da belki. bu şeye bağlı. Hani belki şöyle belki. Hani ötesini konuşmak için erken ama Söylen'cim, aylık enflasyonda biz Merkez Bankası bize bir hedef gösterdi. Biz durduğumuz yerde bunu demedik. Yıllık Evet. bazda enflasyon düşündüğü belli. Hani 33'ten 38'e çekildi. 30, 38 derken üst band 42 idi. Onun üzerinde gelecek. 44-45 civarı bir şey gelecek. Manşet enflasyon düşmeye 2025'in içinde de devam edecek. Yani ben sene sonunu 30'lar civarında bekliyorum. Piyasa beklentisi 25-28 gibi bana iyimser gözüküyor ama 30 civarı bir şey, 30-35 arası bir şey. Enflasyon düşmeye devam edecek öyle bakarsak. Hani o tarafını mı yansıtacağız bir politikacı gibi yoksa bir merkez bankası gibi, merkez bankacısı gibi. Bakın aylık seri bize asıl beklenti patikasında olmadığımızı yansıtıyor. Biz temkinli durmak zorundayız mı diyeceğiz, o şekilde mi bakacağız? Eğer konumuz gerçekten enflasyonsa, gerçekten enflasyon hedefine ulaşmak gibi bir iddiamız var ise o zaman merkez bankacısı gibi düşünmeliyiz o açıdan. O zaman da o aylık seri, aylık gelen veriler, çekirdek enflasyon, hizmet fiyatlarının iki katılıkta bir yavaşlama hatta kırılma görmeden öyle kolay kolay politika faizini indirmek mümkün olacak gibi gözükmüyor. Evet, şimdi şey için de Güldemciğim sen çok daha iyi açacaksındır haliyle mevzuyu. Düşünün ki Ocak ayında bir şey daha gördük işte. Zam daha gördük işte, elektriktir, sudur, doğalgazdır. Asgari ücretle ilgili birazdan da bahsedeceğim ki Merkez Bankası Başkanı Karahan dahi konuştu biliyorsun asgari ücretle ilgili. Burada ne olacak senaryolar gittikçe böyle okul ücretleri gibi Güldem geriye doğru çekiliyor konuşulmaya başlaması. Ne kadar erken olursa o kadar iyi, o tartışmalar başlıyor. Çünkü insanların ücrete ihtiyacı var. Şimdi son Merkez Bankası'nın notlarında da bizim gördüğümüz faiz kararının ardından burada işte ücret artışı ve fiyat artışlarının üzerindeki o sarmala dikkat çekiyor. Ve dezenflasyon sürecinin üzerinde nasıl bir risk olduğunu belirtiyor. Şimdi Ocak'ta diyelim ki işte asgari ücret zammını gördük, fiyatlar da yukarıya çıktı. Ardından biz bunun yansımasını Şubat'ta göreceğiz zaten o enflasyonun ne olduğunu. Haliyle senin Mart'a işaret etmen şu an daha da yukarıya çekmiş oldun beti. Ya bence öyle. Şimdi asgari Peki. ücret, hani burada el yükseltelim. IMF de Hadi. diyor ki asgari ücret artışını değil, hani orada tamam bir şeyler yapın, yardım dedin ama bunu sosyal yardımlar üzerinden yapın diyor. Nasıl demek lazım IMF? Yani biz hani geliri olmayan yoksul kesimlere sosyal yardımlar gidiyor. Evet. Çalışan, maaş alan insanlara da mı sosyal yardım yapacağız? Bu nasıl bir toplum düzeni? Yani bunların Tabii. önermek kolay da altlarını nasıl doldurulacak bunlar, hele siyasi olarak? Bunlar tartışmalı. Şimdi bir de şu var. Şimdi AKP'nin geçmiş dönem asgari ücret artışlarına bakalım. Bunun içinden şunu çıkaralım. Seçim dönemlerinde yapılan yüksek enflasyonun bu çok hızlı düşük politika, faiz politikası patlatıldığı dönemlerde yapılan Temmuz dönemlerini de çıkaralım içinden. Hiçbir zaman mevcut iktidar 22 senesinde açlık sınırının altında kalan bir asgari ücret artışı yapmamış. Çünkü açlık sınırı çok önemli bir sınır. Adı Evet. üstünde açlık sınırı. Hani yoksulluk sınırı değil, açlık sınırı. Ve bu, evet, seçimlere gitmiyoruz belki. Önümüzde 1-2 sene belki seçim yok. Hadi 3 sene, 4 sene diyelim, yok. Ama insanları siyasetçi olarak, ekonomi yöneten birimler olarak açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edemezsiniz. Böyle bir gerçeklik yok. Hele ki siz 33 demişsiniz, 45 olmuş. Evet. 14-17 demişsiniz, piyasa 25-30 olacağını düşünüyor enflasyonun. Bu seviyelerde bir yerde açlık sınırı altında bırakamazsınız. Ben o yüzden o %25'i gerçekçi bulmuyorum. Diğer taraftan bu tartışmalar içinde şunu gözden kaçırıyoruz. Asgari ücret artışları elbette düşük gelir gruplarının ellerine para ilk geldiğinde ve alım gücü ilk anda, ilk bir ayda, 2 ayda yüksek olduğunda bu harcama ya da bu para tasarrufa gitmez. Tasarruf edecek alanları yoktur zaten bu insanların. Alacakları ihtiyaçları vardır, erteledikleri. Onların alımına gider. Bunları alırken de bu talebin geleceğini bilen piyasa fiyatlarını ona göre tekrar arttırır. Bu bir döngüdür. Bu doğru kısa vadede. Bu döngüyü kırmanın yolu asgari ücretle çalışanı, ki bu Avrupa'da olduğu gibi toplumun ya da çalışan nüfusun %4,5-5'i değil. Bizde %50'ye yakın asgari ücrette. Yani bu Hatta kadar. 50'nin de üzerinde Güldem.
50'nin de Aşağı üstünde. yukarı biraz daha asgari ücretin etrafında toplaşan ücretlerle düşündüğümüzde hani bu Tabii. kadar büyük bir çalışan kesimi gerçekten bu sınırın altında bırakamazsınız. O kesimi ikna etmenin yolu siz en azından hani konu hep aynı yere geliyor ama çünkü eksiklik orada. Kamuda bir tasarruf yaptığınıza inandırmaktır. Bakın biz de harcamıyoruz. Reel Evet. sektör biz de şunu şöyle yapıyoruz. Şimdi reel sektörün sesi yükseliyor. Bu hafta gördük. Sayın Bahçıvanların da açıklamaları vardı. Biz hani suçumuz değil ama ihracat da yapıyorduk. Çok zorlanıyoruz diyor. Çeşitli sebepleri var. Finansmana erişim, finansman maliyeti, iç talebin daralması, dış talebin daralması. Hani bütün bunlar sorun. Ücretle çalışan zaten alım gücü çok zayıflamış durumda. Geriye hangi birim kalıyor? Geriye kamu birimi kalıyor. Şimdi biz 50 Evet. ayı bütçesini gördük. 50'ye kadar hiçbir tasarruf yok. Harcamalar gelirlerin üzerinde gidiyor. Hatta reel olarak pozitif alanda seyrediyor. Yani enflasyonun da üzerinde seyrediyor. Bir takım vaatler var önümüzdeki seneye ait. %4,5'lardan işte bütçe açını %3,1'e kadar indireceğiz. Bakın biz de tasarruf yapacağız diye. Ama adımlar inandırıcı değil. Çünkü yeni vergiler konmuyor ama işte ne vergi istisnalarından bahsediliyor, burada bir rasyonizasyona gitmekten bahsediliyor, ne de Evet. kayıp kaçaklar dışında bir servet üzerinden, rant üzerinden bir vergi gelmesi tartışması var. Dolayısıyla kimsenin inanmadığı bir ortamda asgari ücretin üstüne binilmesi bana çok doğru ve adaletli gelmiyor. Hadi adaleti vesaire bir kenara koyalım. İnsanlar inanmıyor buna. Merkez Bankası'nın kendi enflasyon anketinde diyor ki piyasa katılımcıları anketi %20'ler küsurlarda, 25'lerde. Reel sektör seneye %51 enflasyon bekliyor. Hane halkı %71 enflasyon bekliyor. Dolayısıyla kısır döngü asgari ücretin ötesinde bir daha büyük bir halkada devam ediyor. Zaten fiyatlamalar, enflasyon onlara bir çıpa olmadığı ortada. O yüzden de hani bunu burada dillendirmek, buraya sıkıştırmak ve insanları açlık sınırına da değil altına mahkum etmek bana doğru bir ekonomi yönetimi olarak gözükmüyor açıkçası. Bir de şey de var. Ben de o zaman burada beti bir daha artırayım Güldem. Açlık sınırı diyorsun ya, bununla kıyaslıyoruz. Diğer yayınlarında da böyle çok üstünde durduğum bir şey, konulardan biridir. Biliyorsun asgari ücret hesaplanırken, aslında oluşturulurken asgari ücret dediğim başlangıç ücreti. Ve orada senin kültür sanat harcamaların da vardır. Yani ayda bir tiyatro oyunu izleyeceksin ve ayda bir kitap okuyacaksın da diye düşünülür. Dolayısıyla burada kıyaslanması gereken, her seferinde söylüyorum biliyorsun, açlık sınırı değil yoksulluk sınırı. İkisini kıyasladığında zaten çok daha büyük bir uçurum var arasında. Bir de Gülden, işe şu açıdan da bakalım. Mesela bu IMF'nin raporu işte. Dün Şeref Hoca ile de konuştuk, dedi ki işte benim gözümde bir algı raporudur, başka bir şey değil dedi. Şimdi diyorlar işte çok yüksek olmasın. Şimdi yüksek ne, yani neye göre yüksek, kime göre yüksek? Tabii. %30 dahi yapılsa 22 bin lira gibi bir para ediyor. 22 bin lirayla asgari ücretlinin hayatını idame ettirmesi ne kadar mümkün? Demin sen de bahsettin bu. Merkez Bankası'nın anketi üzerinden, yani piyasa katılımcıları ne bekliyor, hane halkı ne bekliyor, iş dünyası ne bekliyor? Sen iş dünyasına da yeri geldiğinde danışmanlık veren isimlerden birisin. Biz bunu biliyoruz. Yani pek çok kesim aslında danışmanlık veriyorsun bu noktada ve onlara çok rahat bir vizyon oluşturabiliyorsun. Sen burada önceleyecek olsaydın, diyelim ki işte demin de bahsettin, yani buradaki asıl nokta senin kalkıp da işte halka harcama diyebilmen için kendinin de harcamalarından kısman gerekiyor. Yani yol belli, ortodoks politika, talep enflasyonunu kısacaksın. Bunun için önce kendi harcamalarını, kendi bir bütçeni düzenlemen lazım. Peki şimdi gerek maliye tarafından, gerekse para politikası tarafından bakacak olursan, mesela bu üçünden hangisinin öncelikli yapılması gerekiyor ki biz gerçekten çok acı bir reçete bile içiyor olsak düz yola çıkmış olalım en azından? Ya bana göre hani burada asgari ücretlinin üzerine bu şekilde yüklenilecekse gerçekten biz orta vadeli planının arkasında şu anda meclise teslim edilen bütçe bir fırsattır. Orada diyecek ki bakın ben de bunu gerçekten bakın hepinizin inanabileceği bir şekilde yapıyorum. Vergi yerlerimi artık dolaylı vergileri arttırarak değil doğrudan vergileri arttırarak yapmak niyetindeyim, arttırmak niyetindeyim. Bütçe açımı o şekilde arttıracağım. Reel sektörü artık düşük ücretlerle rekabet edecek konumdan çıkarıp bir takım değişiklikler yapacağım. Hem vergi politikam olabilir, harcama politikam olabilir. Başka şekilde verimliliklerini destekleme politikaları, reformlardan bahsedecek ama inandırıcı bir şekilde bunları yapacağım ve dediği zaman belki bir senelik bir maliyet, iki senelik bir maliyet, asgari ücret hadi ücretli hadi yine katlansın ama bütün bunların olmadığı yerde kamunun öne çıkıp ben yerel seçimler vardı.
Hadi yerel seçimlere kadar bekledik. Yerel seçimlerden sonraki süreçte de bunun gerçekleşmediği hepimizin her ay açıklanan verilerle gözüne gözüktükçe bunu bu şekilde beklemek bana gerçekçi gelmiyor. Merkez Bankası'nın söylemi hani bu hani politik olarak şunu tartışabiliriz. Asgari ücret belirleme komisyonunda Merkez Bankası yoktur. Merkez Bankası'nın üzerine söz düşmez. Merkez Bankası'nın üzerine her zaman söz düşer çünkü enflasyonla mücadele eden o ve orada bir şey söylemeye çalışır. Ama bunu daha dengeli söylemesini ben beklerdim. Gerçekten kamu açıklarına dikkat etmesini, maliye tarafından, maliye politikası tarafından neydi? Yerel seçimlerden sonra daha çok bana destek gelecek diye açıklamalar yapmıştı. Bu desteğin gelmediği için de enflasyonla mücadelenin sekteye uğradığını, faizleri de aslında asgari ücret yüzünden değil, kamu maliyesinden destek gelmediği için indirmekte geciktiğini daha açık bir şekilde koyarsa asgari ücret söylemi bu kadar batmaz herhalde. Çünkü doğruyu söylüyor ama doğruyu eksik söylüyor şu anda. Biliyorum politik olarak kolay değil orada oturmak. Çünkü bir anda bir gecede alınabilirsiniz. Sistem öyle bir sistem. Ama şu anda belli ki o alan verilmiş. Hani biz bunu tartışıyorsak onların da daha açık bir şekilde söylenmesi gerekir. O yüzden de bu inancı ben hani zaten kurulabileceğine eksikli bir programla inanmıyorum. O yüzden de bence biz 2025'te hem çok zor bir ekonomik süreçten geçeceğiz. Çünkü ücret artışları %25 olmasa da yine de çok düşük olacak. İkincisi de mevcut programın patinaj yaptığı bir dönem olacak. Yani faizi arttırdık, enflasyonu 75'ten 45'e çektik. İşte yaklaşık 20-25 milyar dolar yabancı yatırımcı sıcak para olarak tahvil ve hisse senedi piyasasına geldi. Şimdi bir sonraki adım biz bunları daha kaliteli bir şekilde burada kalacak paraya çeviriyoruz diyemeyeceğimiz. Aksine bu paranın öteye gelmediği, enflasyonun işte 30'lardan aşağı düşmediği aslında bana göre Sayın Mehmet Şimşek'in marjinal faydasının çok düştüğü bir dönem olacak.